Hazır mıyız arkadaşlar? Çok değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Meclisimizde, hem genel kurulumuzda hem komisyonlarımızda oldukça yoğun bir çalışma haftası yaşıyoruz hep birlikte. Genel kurulda öğretmenlik mesleği yasası görüşülmeye başlandı ve biz de öğretmenlik mesleği yasasına karşı tutumumuzu apaçık biçimde ortaya koyduk. Bu yasa teklifiyle özellikle öğretmen seçimi, öğretmenlerin mesleğe alınımı ve aradaki elemelerin bütün yetkileri Milli Eğitim Bakanlığı'na veriliyor. Yusuf Tekin'in ve yanındaki birkaç kişinin ideolojik saplantılarına göre öğretmen alacaklar, öğretmenleri kadrolara atayacaklar ve Milli Eğitim'de şu ana kadar eksik kaldıysa kadrolaşmalarını tamamlayacaklar. Kendi kafalarındaki o saplantılı eğitim modelini uygulayacak öğretmen bulma peşindeler. Biz özellikle 1 milyon atanmayan öğretmen, bunların aileleri ve sınıflarında öğretmen bekleyen öğrenciler adına bu mücadeleyi veriyoruz. 1 milyon öğretmen atanmayı bekliyor. En azından 100 bin öğretmen atama sözü vermişlerdi. Bugün itibariyle sadece emekli olanlar yerine 20 bin öğretmen atıyorlar. Bunu da mülakatlarla yapıyorlar. Seçimden önce mülakatı kaldıracağız dediler. Ama şimdi de mülakat gibi mülakat diyorlar. Bir yönüyle 20 yıldır yaptıkları mülakatların aslında subjektif, aslında kendi yandaşlarını mesleğe kabul ettikleri, haklının hakkını yedikleri mülakatlar olduğunu itiraf etmiş oluyorlar. Ama bir yandan da mülakata devam edeceklerini ilan ediyorlar. Bu ülkenin yetişmiş öğretmenleri, umutla atanmayı bekleyen öğretmenler beklemeye devam edecekler. Hak edenler bir yanda tutulacak ama AKP örgütlerinde hazırlanan listelerle öğretmenler alınmaya devam edecek. Şimdi bunu da bir üste çıkarıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. Bu 1 milyon öğretmene diyorlar ki siz eksik yetişmişsiniz. Siz yeterli değilsiniz. Sizden öğretmen olmaz. Dolayısıyla 1 milyon atanmayan öğretmen diye bir şey yok. Hemen bir hokus pokus yapıyorlar. Biz diyorlar seçeceğiz, alacağız. 2 yıl boyunca değerlendireceğiz, eğitim vereceğiz. Arada bunlar memur olmayacaklar, asgari ücret alamayacaklar. Statüleri belli değil ama sonrasında bakacağız. Gözden kaçanlar var ise sınavda onları da eleyeceğiz. Birazcık demokrat, birazcık Atatürkçü olanlar varsa onları da eleyeceğiz ve sonunda da bulduğumuz kişileri öğretmen yapacağız diyorlar. Bu yasaya karşı direnişimizi sürdüreceğiz ve bu yasaya karşı da tüm Türkiye'den ses bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu yasayı hazırlarken bilim insanlarının, öğretmenlik mesleği örgütlerinin, üniversitelerin, sivil toplumun, velilerin, öğrencilerin görüşlerini almadılar. Bakanlığın koridorlarında kapalı kapılar ardında hazırladılar. Şimdi de önümüze getirdiler ve özellikle Eğitim Sen, Eğitim İş gibi eğitimle birinci dereceden ilgili olan öğretmen örgütlülükleri bu yasaya karşı eyleme geçtiler. Dün biz mecliste genel kurulda bu yasayı görüşürken Eğitim İş ve Eğitim Sen'li öğretmenlerimiz meclisin yanı başında yürümek istediler. Birinci meclise gitmek istediler. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslerini duyurmak istediler. Ama orantısız bir polis şiddetiyle karşılaştılar. Bunu protesto ediyoruz. Bu asla kabul edilemez. Demokratik toplumun en temel gereği insanların toplantı ve gösteri yürüyüş hakkıdır. Anayasal bir haktır. Bu haklarını kullanmalarının önüne geçildi. 11 gözaltı yapıldı. Öğretmenlerimiz sabaha kadar oturma eylemi yaptılar. Ve bu kişiler salıverilene kadar da oturma eyleminden vazgeçmediler. Öğretmenlerimiz dışarıda, velilerimizin gözü mecliste ve biz de genel kurulda bu yasaya karşı, eğitimi tekrar kaosa sokacak bu yasaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yasa ile öğretmenlerin eğitimin hiçbir sorunu çözülmüyor ama maalesef ısrar ediyorlar. Yine kafalarına göre bir eğitim modeli yaratmanın peşindeler. Değerli arkadaşlar, ülkemizin en temel sorunu geçinememek, geçim sıkıntısı, yoksullaşma. Giderek bıçağın kemiğe dayandığı bir süreci yaşıyoruz. Özellikle
asgari ücretliler ve özellikle emekliler bakımından son derece vahim bir durum söz konusu. Ama bunların sesini duyan yok. Ekonomiyi yöneten, yönettiği iddiasında olan Mehmet Şimşek ise Türkiye gerçeklerinden kopuk, aklı Londra'da kalmış, aklı Londra'daki o milyonlarca sterlinlik maaşında kalmış ve gideceğini de anlamış herhalde, bahaneler uydurmakla meşgul. Mehmet Şimşek, biz buradan sana sesleniyoruz. Sen Türkiye'de ekonomiden sorumlu bakan olduğunda irrasyonel politikaları bırakacağız, artık rasyonel politikalara döneceğiz dedin. Hem de Nebati'nin yüzüne söyledin. Yani Nebati akıl dışı politikalar uyguluyordu ama onun ustası kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. Ve sen tekrar Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanı oldun. Niye geldin? Türkiye'deki hayat pahalılığını, enflasyon sorununu çözecektin. Ekonomiyi rayına oturtacaktın. Ama şimdi bakıyoruz ki sen saldırganlaşıyorsun. Sen bir teknisyen gibi Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmek yerine giderek siyasal bir dil kullanıyorsun. Asgari ücretleri suçluyorsun. Emeklileri suçluyorsun. Diyorsun ki bunlar talep yaratmasalar, bunların cebinde para olmasa enflasyon bitecek. E bunun için sana gerek yok ki. Bunu herkes çözer. Vatandaşın cebinde bir kuruş bırakmazsın, bir gramlık bir mal alamaz vatandaş, enflasyon da biter. Ya bunun için Londra'dan gelmene gerek yoktu. Senin yapman gereken vergi kaynağını bulmak. Bu kriz sırasında kim zenginleştiyse ona gidip onun cebindeki, onun kasasındaki parayı tekrar kamunun kasasına koymak. Bak enflasyon %30 iken kamu bankalarından %8 faizle yıllarca büyük sermayedarlara milyarlarca dolar kredi verildi. Biliyorsun değil mi? Peki sen bunun için ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Kur korumalı mevduatın Türkiye'ye faturası, hani akıl dışı uygulamanın faturası 1.2 trilyon. Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Vergi borçları silinirken ne yaptın? Sen de silmeye devam ettin. Kamu özel ortaklıklarına milyarlarca dolar aktarılırken ne yaptın? Seyrettin. 2B ile, yani pazarlık usulüyle, gel kardeşim kaça yapıyorsun bunu? 2 milyar dolara olsun boş ver. Sen 4 milyar dolara yap diyen bakana bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın. Aynı düzenin bir parçasısın. Şimdi empatiden uzak, vatandaşı anlamayan, Türkiye'nin sorunlarını görmek istemeyen, aklı Londra'da kalmış ve sorumluluktan kaçan bir tutumun var. Gideceğini anladın, suyunun ısındığının farkındasın. Tayyip Erdoğan'ın seninle işinin azaldığını, yeni bir isimle, yeni bir hikayeyle devam edeceğini hissetmiş olmalısın ki şimdi de artık vatandaşa gerçekten neredeyse vurdum duymazlıktan vatandaşı aşağılamaya varabilecek kadar sözlerle tartışmaların içine giriyorsun. Olacak şey değil. Vatandaş ne yapmalıymış? Ayağını yorganına göre uzatmalıymış. Ne demek bu? Vatandaşın yorganı mı kaldı? Sizin gibiler vatandaşı nereden bilecek? Vatandaşın yiyecek ekmeği kaldı mı? Vatandaşın cebinde bir kuruşu kaldı mı? Vatandaşın elektriği, suyu, parasını, kiranın parasını ödeyecek hali kaldı mı? Vatandaş ayağını yorganına göre uzatacakmış. Efendim neymiş? Yurt dışında yaşamış 10 yıl boyunca ve o 10 yıl boyunca kredi kartına taksiti hiç duymamış beyefendi. Türkiye genci de şaşırmış. Ya sen 50 yaşında olmalısın yaklaşık. E 10 yıl orada yaşadıysan 40 yılda burada yaşadın. Buranın gerçeklerini, bu toprakların gerçeklerini ne çabuk unuttun? Avrupa'da bir işçi 2-3 günlük kazancıyla asgari ücrette gidiyor bir buzdolabı alıyor. Gidiyor bir çamaşır makinesi alıyor. Türkiye'de 2 veya 3 asgari ücretle alabiliyorsunuz bunu. Yani bir İngiliz işçinin 60-70 katı daha çok çalışmak zorunda Türkiye'de çalışan bir işçi. Bundan haberiniz var mı? E peki bu nasıl taksitsiz yaşayacak? Dolayısıyla Sayın Şimşek sorumluluktan kaçamaz. O ve onu atayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bu ekonomik krizin bedeli sizin sırtınızdadır. Bunun sorumlusu sizsiniz. Bu dengeleri siz bozdunuz. Bu devletin kasasını siz soydurdunuz. Ve şimdi de dönüp de bir de halkı suçlayamazsınız. Fedakarlık yapmış gibi,
çok büyük bir özveri yapmış gibi dönüyor vatandaşa. Ben Londra'da ne kadar kazanıyordum siz biliyor musunuz da size geldim fedakarlık yaptım diyor. Ya hiç yapmasaydın? Eğer sen vatandaşın açlığını, yoksulluğunu, kimsesizliğini, yeterli besleneme işini, kirasını ödeyeme işini, elektriğin düğmesine basama işini çözemeyeceksen, sen fedakarlık yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak? Dolayısıyla bu ülkeyi yönetenlerin bir an evvel sorumlu davranması lazım. Sana bağlı çalışan bir bürokrat var. TÜİK Başkanı. Tam bir skandal. Yani neresinden tutsanız elinize geliyor. Enflasyon sepetini açıklamıyorlar. Niye? Çünkü vatandaş oraya baktığı zaman gerçek rakam olmadığını görecek. Makyajlı rakamlarla, sansürlü rakamlarla, sahte rakamlarla ülkeyi oyalıyorlar. Kim inanıyor? Hiç kimse. Ama zam vermeye gelince TÜİK'in rakamlarından yola çıkılıyor. TÜİK Başkanı bu yönetimin, ekonomi yönetiminin bir parçası değilmiş gibi konuşuyor. Skandal sözler. Okuyorum. Bakın. Diyor ki enflasyon ha %45 ha %75 fark etmez. Bir de bu bilimsel bir gerçeklikmiş. Niye böyleymiş? Çünkü insanlar zaten hemen hemen aynısını hissediyorlarmış. Ya bunu okuyunca Ahmet Kaya şarkısı aklıma geldi. Siz bu vatandaşın neler çektiğini nereden bileceksiniz? Siz kaç maaşlı bürokratlarsınız? Bu ülkeden kopmuşsunuz. Çarşıdan, pazardan, marketten kopmuşsunuz. Şimdi de ha 45, ha 75 diyorsunuz. İnsan utanır biraz. Sen orada oturup kılı kırk yaracak makamdasın. Her bir ayrıntıyı görecek makamdasın. Onun yerine boş verin ya zaten aynısını hissediyorsunuz diyorsun. Ama sen biliyor musun insanların neler çektiğini, neler yaşadığını? Yoksulluğun, açlığın ne demek olduğunu sen biliyor musun da %45 ile 75 aynıdır, çok fark etmez diyorsun. Senin görevin açık, şeffaf bir biçimde enflasyonun oranını, rakamını açıklamaktır. Hem de milimi milimini açıklamaktır. Efendim niye olmuş? Neden? Şirketlerin karıymış. Bakın diyor ki enflasyonun nedeni şirketlerin karı diyor. Evet doğru. Bak bu doğru. Ama bunu Mehmet Şimşek'e söylesene. Mehmet Şimşek ne diyor? Enflasyon diyor, asgari ücret verirsek enflasyon olur diyor. Anlaşın aranızda. Asgari ücret enflasyon yaratıyor mu yaratmıyor mu? Ama TÜİK Başkanı doğru söylüyor. O şirket karlarına bakacaksınız. Borsa vergilendirilmeyen borsa kazançlarına bakacaksınız. Para babalarına bakacaksınız. 17 bin lira asgari ücrete zam yapmayacağız diyerek bu işi yürütemezsiniz. Bakın son iki yılda, yılda iki defa asgari ücrete zam yapıldı. Enflasyon çok daha düşüktü. Niye yapıldı? Seçim vardı. İşte o yüzden diyoruz ki biz seçim yoksa, geçim yoksa seçim var sözünü o yüzden söylüyoruz. Seçim olunca yap, seçim yoksa asgari ücrete zam yok. Gerekçesi ne? Asgari ücrete zam yaparsam enflasyon artar. Senin TÜİK Başkanın başka bir şey söylüyor. Zamlar ertelendiği için enflasyon düşük çıkmış. İşte bak. Yani burada rakamlarla oynandığı, zamların ertelendiği, zamların özellikle Temmuz'a sarkıtıldığı, elektrik zammının TÜİK hesaplamaları bittikten bir gün sonra yapıldığını biz de söylemiştik. Ya bu sahtekarlık değil de nedir? Nedir? Ve bu itiraftır. Bak bir gün sonra açıklıyorsunuz elektrik zammını. Ondan sonra enflasyon düşük çıkıyor. Sonra dönüp diyorsunuz ki memura, emekliye biz sana %24 zam yapacağız. Niye? Enflasyon öyle. E sen söylüyorsun. Dolayısıyla azıcık tutarlılık. Efendim Avrupa Birliği'nde çok aklı Londra'da kalmıştı ya. Avrupa ülkelerindeki enflasyon 5 kat hissediliyormuş. Türkiye'deki enflasyon 2 kat hissediliyormuş. Ne mutlu bize. Ya Avrupa'daki ortalama enflasyon %2. 5 kat hissedilince %10 oluyor. Bizdeki enflasyon senin rakamınla %70, bizim rakamımıza %120. Biz Türkiye'de %240 enflasyon hissediyoruz. Haberiniz var mı bundan? Unuttuğunuz milyonlar %240 enflasyon hissederek yaşıyorlar. Bunu biliyor musunuz? Dolayısıyla ekonomi yönetiminin bir ay evvel aklını başına toplaması lazım. Bu krizi kim başlattıysa, kim çıkarttıysa, kim krize zenginleştiyse onun üzerine gitmesi lazım. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Dolayısıyla onlar yapana kadar biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz diyoruz ki
Asgari ücrete zam yapın. Öyle %70 enflasyon olan bir ülkede yılbaşında yaptım. Zaten 17 bin lira yeterli bir rakam. Bunu da söyledi Mehmet Şimşek. İyi bir rakam dedi. Hayatında asgari ücretle çalışmamış. Hayatında bir kilo et alamamanın ne demek olduğunu bilmeyen birisi geliyor 17 bin lira yeterli diyor. Ve şimdi de zam yapmama derdindeler asgari ücretliye. Haberler olsun, söke söke alacağız. Aynı şekilde kök maaş meselesi var. 4 milyon emekli 10 bin lirayla geçiniyor. Bunların 2 milyonunun kök maaşı 10 bin lira, 2 milyonun da kök maaşı 8 bin lira. %24 zam geldiği zaman 8 bin lira kök maaşı olan hiçbir şey alamayacak. 10 bin lira kök maaşı olan 12 bin 500 lira alacak. Bunların hepsi utanç verici rakamlardır. Ve mutlaka asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım. Beyler çalışma yapıyorlarmış. Yapın tabii ama 12 bin lirayı 13 bin lira yapsanız ne olacak? Ne fark edecek? 8 bin lirayı 10 bin lira yapınca emekliler ne kadar rahatlayacak? Dolayısıyla insani bir artışı mutlaka bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, biz bu insani zamı sadece biz istemiyoruz. Türkiye'de milyonlar istiyor. Ve diyoruz ki enflasyon düzeyinde, gerçek enflasyon düzeyinde emekli maaşına zam. Asgari ücret düzeyinde emekli maaşına zam. Asgari ücretin en az 25 bin lira olması için herkesin akşamları saat 9'da, saat 21'de yani ışıklarını açıp kapatmasını ve saraydakilere ülkeden kopuk, ülke gerçeklerinden kopuk, yoksul halkı anlamayan, bilmeyen, anlamak istemeyenlere mesaj vermesini bekliyoruz. Dün başlattık bu eylemimizi. Çok büyük bir ilgi gördü. Türkiye çapında son derece yaygınlaşmış bir eylem. Giderek daha artacak ve herkes bilecek ki bu ülkede insanlar hayat pahalılığının altında inim inim inliyorlar ve herkes maaşına zam istiyor. Diyoruz ki CHP'li olsun olmasın, bize oy vermiş olsun olmasın, kim asgari ücrete zam istiyorsa, kim emekli maaşına zam istiyorsa, kim artık geçinemiyoruz diyorsa, kim sesimizi duyun diyorsa bu ışıkları açıp kapama eylemine destek versin ve Türkiye'de milyonlar açısından hiç olmazsa bir kazanım kazanalım. Bunu yapacağız, başaracağız, milyonların hakkını söke söke alacağız. Değerli arkadaşlar, bir valiler kararnamesi yayınlandı. Son olarak onunla da değineyim. Valiler kararnamesinde iki tane çok dikkat çekici atama var. Birincisi Vali Settar Yavuz, Kocaeli Valiliğinden Malatya Valiliğine atandı. Kendisini özellikle provokatif havaalanı eylemiyle anımsıyoruz. Bir valinin yapmaması gereken, bir devlet adamına yakışmayacak bir tutumla Sayın Ekrem İmamoğlu'nu havaalanındaki VIP salonuna almamış ve üzerine de bir dava konusu olmuştu. Ve sonuç olarak da aslında Türkiye gereksiz bir tartışmanın içine sürüklenmişti. Vali adeta tetikçilik yapmıştı orada. Ve biz bu valiyi özellikle devletin bugünkü tanımlı laiklik olsa da biz laikliği yanlış anlıyoruz hala. Bu ülkede ket, çelik fanus, devletin ideolojisi İslam'dır diyen birisi. Bakın, devletin dini olmaz. Devletin dini adalettir Sayın Vali. Ve siz valiyseniz eğer Türkiye'nin anayasal niteliklerine saygı duyacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunu içine sindirememiş birinin vali olması Türkiye Cumhuriyeti açısından utanç vericidir. İnsanların inançlarıyla, diniyle, yüce dinimizle hiçbir sorunumuz olamaz. Ama devletin dini var dersen, sen vatandaşları dini inancına göre ayırmaya başlarsan işte orada valilik yapamazsın. Bir diğer önemli atama var. Vali Murat Zorluoğlu. Bu kişi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi bittikten sonra mülkiye baş müfettişine atanmıştı. Şimdi Diyarbakır Valiliğine atandığını görüyoruz. Şimdi özellikle belirli illerde vatandaşa sen belediye başkanı seçemezsin. Senin diğer ülkenin diğer vatandaşları gibi belediye başkanı seçme hakkın yok. Sen onu seçsen de biz oraya kayyum atarız diyen,
Hatta seçerseniz öbür gün kayyum atayacağız diyen süreçleri yaşadık. Bu bir kayyum hazırlığıysa bunu unutun. Bu son derece tehlikeli bir yoldur. Biz hukuk devletinde her kamu görevlisinin hukuka uymasından yanayız. Belediye başkanları da hukuka uymak zorundalar. Ama siz anayasadan kaynaklanmayan bir yetkiyi aşırı bir biçimde, ölçüsüz biçimde kullanıp milli iradeye saldırı olarak kullanacaksanız bunu aklınızdan çıkarın. Şimdiden bir kayyum hazırlığı yapıyorsanız böyle bir yola girmeyin. Trabzon halkı kadar, Trabzon'daki seçmenlerimiz kadar Diyarbakır'daki seçmenlerimizin de oyu aynı oranda değerlidir. Türkiye'de toplumsal barışı, toplumsal eşitliği, kardeşliği, huzuru sağlayacaksak her bir vatandaşımıza aynı saygıyı göstermek zorundayız. Demokrasiden başka ve seçimle gelenin seçimle gitmesinden başka bir ölçümüz olmamalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru var mı? Biz öteden beri özellikle Suriye'deki bu iç çatışmalar başladıktan sonra 2011 sürecinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak Suriye'deki bu kargaşanın sonunda gelip sınırlarımıza ve sınırlarımızdan da ülkemizin içine yayılacağını, bunun çok tehlikeli bir oyun olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin savaş kışkırtıcılığı yapamayacağını, Türkiye'nin komşusundaki yanan ateşe benzinle gidemeyeceğini söyledik. Bu tutumumuzun da ne kadar doğru olduğu bugün anlaşıldı. Dün kahvaltı yapıyordum, yine kahvaltı yapıyorum, yapabilirim diyor Cumhurbaşkanı. Kahvaltıya ihtiyaç yok, devletin ciddi meselelerini muhatabınızla ciddi bir şekilde konuşmaya ihtiyacınız var. Türkiye'deki milyonlarca sığınmacı sorununu Esad'la karşılıklı oturup konuşmadan çözemeyeceğinizi nihayet anladınız. 10 yılınızı aldı, Türkiye'de resmi 6 milyon, gayri resmi 10 milyon sığınmacıya mal oldu. Ağır ekonomik, sosyal, siyasal, toplumsal sorunlar yaşanmaya başlandı, yaşanıyor. Ve nihayet bir noktaya geldiniz. Günaydın diyoruz, tebrik ediyoruz. Bizim tutumumuz öteden beri Suriye rejimiyle görüşmek yönünde olduğu için bu noktada da kimi adımlar atılıyor. Ama şu anda hangi aşamada olduğunu söylemek için biraz daha erken. Şöyle, zamanı geldikçe hepsini paylaşacağız. Hepsini Türkiye kamuoyu görecek. Burada önemli olan eylemlerin yaygınlaşması ki biz bundan çok memnunuz, yaygınlaşıyor. Halkımız tarafından sahiplenilmesi. Çünkü iktidar partisi sesimize kulak vermiyor. Ne işçi örgütlerinin, ne emeklilerin, ne muhalefet partilerinin, ne meclisin sesine kulak vermiyor. Onlar bir fanusta yaşıyorlar, sarayda yaşıyorlar ve kendi dünyalarındalar. Onlara bu sesi duyurmamızın tek yolu da bu taleplerimizi en geniş kesimde söyleme dönüştürmek, sese dönüştürmek ve biz bunun için gerekli her türlü mücadeleyi de vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar.